Hocam Bilim Teknoloji Müzesi'ne geliyor. 2 saattan fazla bir uçak yolculuğu yapıyor. Yaşı 84. Ya diyorsunuz ki bu insanlar sanki özel yaratılmış. Hocanın başka hiçbir dünyası yok. Avrupa içerisinde kabul ettirmiş, takdir görmüş ve bununla beraber Avrupa'daki krallıklardan, cumhurbaşkanlıklarından birçok da ödül almış bir şahsiyettir. İşte tam da bu boşluğu Sayın Profesör Sezgin doldurmuştur. İsmim Hayrullah Cengiz. 2007-2008'in sonuna kadar Profesör Doktor Fuat Sezgin ile İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin kuruluş çalışmalarında bulundum. Profesör Sezgin, bilimler tarihinin, yani dünya bilimler tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Her ne kadar 1960'larda ülkemizi terk etmiş olsa bile, zorunlu olarak dışarı çıkmış olsa bile, kendisini Avrupa içerisinde kabul ettirmiş, takdir görmüş ve bununla beraber Avrupa'daki krallıklardan, cumhurbaşkanlıklarından birçok da ödül almış bir şahsiyettir. Onun en büyük iddiası şuydu: 9. yüzyıl, 16. yüzyıllar arasında Müslüman bilim adamları dünya bilim tarihine ismini kazdırmıştır, lider olmuştur. Fakat bu dönem nedense Avrupa bilim tarihçileri tarafından pek görülmemektedir, yazılmamaktadır, işlenmemektedir. İşte tam da bu boşluğu Sayın Profesör Sezgin doldurmuştur. 2005 yılında dönemin Kültür Turizm Bakanımız Atilla Koç, Frankfurt'ta Profesör Sezgin'in hem enstitüsünü hem de müzesini geziyor ve gezdikten sonra bunun bir tane Türkiye'de kurulması hususunda bir karar alıyor. Bunu da dönemin başbakanımı, bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e aktardıktan sonra işlem bir anda hızlanıyor ve bütün kapılar açılmaya başlıyor. Eserler bize teslim edildikten bir süre sonra hocanın gelişleri daha da hızlanmaya başladı. Çünkü yavaş yavaş müzenin hangi seksiyonlardan önce seksiyonları, yani bölümleri belirleyeceğiz. Daha sonra bölümlerde hangi eserlerin teşhir edilmesi hususunda karar kılacağız. Hocam Bilim Teknoloji Müzesi'ne geliyor. 2 saatten fazla bir uçak yolculuğu yapıyor. Yaşı 84. Üstünde en ufak bir yorgunluk, bıkkınlık, bir belirtisi yok. Sanki ben değil de o genç ve 2 katlı binayı baştan sona defalarca geziyoruz. Hocanın başka hiçbir dünyası yok. Hatta şöyle ifade edebileyim, hoca yemek de yemiyor. Yani yemekle de bir alakası yok. Hocayla sohbet ettiğim sürece bakıyorum ki hocanın uykuyla da pek arası yok. Yemek yerse de çok minnacık bir yemek yiyor. Mesela müzeyi kurduk. Müzeyi kurduktan sonra bir süre yine beraber çalıştık. Diyelim ki devlet erkanı hoca bir yere yemeğe davet ediyor. Çok nadiren böyle yemek gidiyor. Yanında eğer eşi Doktor Ursul Hanım olduğu zaman o olduğunda bazen teklifi kabul ediyor ve yemek yemeye gidiyoruz. Biz çalışmalarımızı işte Mayıs'a kadar, 2008'in Mayıs'ına kadar devam ettiriyoruz. Ben bir ara artık hoca çok sık gelip gitmeye başlayınca hocam dedim ya Allah aşkına elimizde bir plan var. Bu plana göre biz önde bile gidiyoruz. Yani herhangi bir aksama yok, gerileme yok. Yani siz oradan buraya kadar geliyorsunuz. Sizden istirhamım, yani kendinizi çok yormayın diyorum. Şöyle bir döndü. Hayrullah Bey dedi, yaşım 84 dedi. Daha ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum dedi. Burayı ben bir an önce bitirmek zorundayım dedi. Onu deyince hocanın o gayretini bir kere daha takdir ettiğimi ve bir kere daha hoca heran olduğumu rahatlıkla ifade edebilirim. Bizler bu gelen eserleri sandıklardan çıkarttığımızda tabii hocayla beraber çıkartıyoruz. Sandıkadan bir eser çıktı. Hemen hoca onun tarihini anlatırdı. Bunu şu yazma eserde bulduk. Bu yazma eserden bulduktan sonra işte çizimini şunlarla beraber yaptık. Bunu da ancak işte Mısır'da şununla üretebildik. İsviçre'de de şu yapabildi bana bunu. Fas'ta ancak şununla biz üretebildik. Her eser çıktığında yani sadece o eseri bize göstermekle kalmıyordu. Oradaki aynı zamanda TÜBİTAK mensubu şahsiyetlere o eserin kendisinin elinden nasıl geçtiğini, nasıl imal ettiğini bize teferruatıyla anlatıyordu. Bilgisayar kaydıyla galiba Profesör Sezgin'in hafızası yanılmıyorsam eşit düzeyde diye düşünüyorum. Çünkü sonraki senelerde zaman zaman müziği açtıktan sonra beraber olduğumuzda artık belli bir yerde şunu kanaat getiriyorsunuz. Ya diyorsunuz ki bu insanlar sanki özel yaratılmış.